Gençler hepinize merhabalar. Ben kimya hocanız İlknur. Bugünkü dersimiz kimyasal türler arası etkileşimler. Peki kimyasal türler arası etkileşim dediği şey neydi? Kütlesi ve hacmi olan her şey biz madde diyoruz, değil mi? İşte gençler, bu maddeler taneciklerden oluşuyor. Oluşan bu tanecikler nedir? Atom, iyon, molekül, bileşik. İşte bunlar arasında, yani biz bunlara kimyasal tür diyoruz. Bunlar arasındaki bağlara ise kimyasal tür bağları diyoruz. Şimdi gençler, moleküller, atomlar ve iyonlar neydi? Şöyle bir önden tekrar edelim. Gençler, atom dediği şey tek bir tanecikti hatırlarsanız. Tanecik bir tane dediği nedir? Örneğin şu şekilde. Şöyle çizelim. Selenla atomu, klor atomu, magnezyum atomu, ondan sonra alüminyum atomu, periyodik sistemdeki aslında taneciklerin hemen hemen hepsi, yani o 118 tane elementlerin hepsi birer atomdur. Peki molekül dediği şey neydi? Molekül dediği şey de en az iki tane ametali birbirleriyle kovalent bağ ile bağlanmasıydı. Şimdi birazdan zaten kovalent bağ nedir göreceğiz. Şimdi gençler, kovalent bağ dediğimiz şey şudur. İki ametal arasında, mesela hidrojenle klor arasında oluşan bağ. Yani 5A, 6A, 7A grupları, bazı atomlarda da 4A grubunda ilgilendiriyor. 4A gruplarının hepsini, yani bunların kendi aralarında yaptığı bağdı. İşte biz bunların birbirleriyle oluşturduğu bağ molekül diyoruz. Bir de molekülleri biz ikiye ayırmıştık hatırlarsanız atom konusunu işlerken de. Hem element molekülü hem de bileşik molekülü olmak üzere. Peki element molekül dediği şey neydi? Element demek tek bir tanecik demekti. Mesela sadece klor düşünün. Tamam mı? Bunun iki tane olmuş olması. Aslında bir rakam var. Şöyle hemen yuvarlak içine alalım. Bir rakam var ve bir de bir tane de atom var. Ya da P4 olabilir. Ondan sonra örnek vererek söylüyorum, oksijen olabilir. Demir, flor olabilir, hidrojen olabilir, H2 gazı dediğimiz şey. Bunlar hepsi tek bir tanedir, tek bir çeşit atomun birden fazla sayıda olması element molekülü olduğu anlamına geliyor. Peki bileşik molekülü neydi? Bileşik molekülü de en az iki çeşit olacak. Yani mesela bir karbon, bir oksijen. İşte gençler, iki farklı atom olduğu için biz buna da bileşik diyoruz. Mesela karbondioksit, H2O. Bunun dışında H2SO4. Değil mi gençler? Bunların hepsi bileşik molekülüne örnektir. Bir de iyon vardı. Dedik ki üzerinde artı veya eksi gördüğünüz her şey iyondur. Ne olursa olsun. Bu bileşik de olabilir, element de olabilir. Klor eksi gördünüz mü iyondur. Ama sadece kloru görürseniz elementtir. Klor 2 diye yazarsanız moleküldür, element molekülüdür. Ya da üzerinde işte sadece element olarak değil, bunu bileşik olarak da gösterebiliriz. CO3'ün üzerinde mesela eksi ikili halini düşünün. Eksi. Burada da mesela az önce de ne dedik? İşte hidrojeni düşündük veya sodyumu düşündük aslında artı yüklü olarak. Gençler, işte bu taraf element molekülüdür, element iyonudur, bu tarafta bileşik iyonudur, ama tabii bunu böyle ayırmıyorsunuz. Biz direkt bunlara iyon diyoruz. Çünkü üzerinde bir artı var, üzerinde bir eksi var. Gençler, artı dediğimiz şey katyon, eksi dediğimiz şey ise anyondur. Peki gelelim, burada mesela bir soru var. Güzel bir soru, hemen çözelim birlikte. Yukarıda bazı atom, bileşik veya kimyasal türler verilmiş. Bunun sizin sıralamanızı istiyor. Bakalım hemen. Şimdi yazalım. Atom, molekül ve iyon. Şimdi atom dediğim şey tek bir türdü. Hemen bakalım. Mesela lityum. Lityum bir atomdur. Br2. Bak, iki rakamını gördüm. Hemen ne diyorum? Aa, molekül. Aa, bir artı gördüm. Hemen ne diyorum? İyon.
Bir eksi gördüm. İyon. Bir karbon, bir de oksijen gördüm. Birden fazla çeşit molekül, bileşik molekülü. Yine birden fazla çeşit var. Bu da ne olur? Yine bileşik molekülü olur. Tek bir çeşit. Rakam yok, hiçbir şey yok. Atom. CO yani kobalt. Yine tek bir çeşittir. O3 element molekülü. H2SO4 bileşik molekülü. Üzerinde eksi gördüm. Hemen ne diyorum? Bu bir iyon. Ne? Sodyum. Şey, neon. Hemen ne diyorum? Bu bir atomdur. Magnezyum. Üzerinde artı gördüm. Atom. Klor 2. Oksijen 7. Hiçbir eksi artı yükü yok. O zaman ne oluyor? Diyorum ki bu bir direkt iyondur. Şimdi gençler burada bu konuyla alakalı biraz bilgiyi topladık. O zaman artık kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına geçelim. Biz sınıflandırma iki şekilde yapıyoruz. Birincisi bağlanan türlere göre, ikincisi ise bağın sağlamlığına göre. Şimdi bağlanan türler ikiye ayrılıyor. Biri atomlar arası bağlar, diğeri ise moleküller arası bağlardır. Atomlar arası bağlar örneğin hidrojenle klor arasında olabilir. Ondan sonra oksijenle magnezyum arasında olabilir. Sadece hidrojenin hidrojenle yaptığı bağ olabilir. Ya da klorun klora yaptığı bağ olabilir. Hiç önemli değil. Bunlar atoma atom şeklinde ise eğer biz diyoruz atomlar arası bağlar. Peki moleküller arası bağlar dediği şey neydi? O neyin tuzlu su değil mi? Çok kimyasal bir örnek olarak. H2O su ve Naci yani sodyum klorür. Bakın gençler iki ayrı bileşiğin birbirleriyle yaptığı bağ ise bu nedir? Moleküller arası bağlar olur. Bir de biz bağın sağlamlığına göre ayırıyoruz. İşte aslında ana nokta bağın sağlamlığına göre olan kısmıdır. Bağın sağlamlığına göre de gençler bazı etkileşimleri zayıf, bazı etkileşimleri güçlüdür. Peki güçlü etkileşimler neydi? Güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere üçe ayrılır. Zayıf etkileşimlerde van der Waals bağları bir de hidrojen bağı olarak ikiye ayrılır. Bir de van der Waals bağlarında kendi arasında ikiye üçe ayırıyoruz hatta. Şimdi bunları hepsini sırayla göreceğiz. Sadece ondan önce şu noktayı da bilin gençler. Bağ enerjisi ve güçlü zayıf arasındaki farkı. Eğer ki biz kimyasal türleri birbirinden ayırmak istiyorsak bunlara belli bir enerji vermemiz lazım. Yani nasıl? Ya da birbirleriyle bir araya getirmek istiyorsak belli bir enerji kullanacağız. Eğer ki benim o kimyasal türü birbirinden ayırmam için kullandığım enerji 40 kilojoule bölü molden küçükse zayıf, 40 kilojoule bölü molden büyük ise güçlü bağdır. Tekrar söylüyoruz. Bağları birbirinden ayırmak için belli bir enerji harcarım. Harcadığım enerji 40 kilojoule bölü molden küçükse zayıf, 40 kilojoule bölü molden büyük ise güçlüdür. Hemen burada bir örnek var, birlikte bakalım. Diyor ki aşağıda verilen tepkimelerin güçlü ya da zayıf etkileşimi olduklarını belirtiniz. Bakıyorum. Şimdi CH3OH'ı sıvı halden gaz hale getiriyor. Bir bağ kırılması yapıyor değil mi? Gençler işte burada bir enerji harcamış. Harcanan bu enerji 35,3. Ama ben biliyorum ki 40 kilojoule bölü molden küçük ise bu neydi? Zayıftı. 40 kilojoule'den büyük ise bu nedir? Güçlü. Bakıyorum yine 40'tan büyük. O zaman ne derim? Bu da güçlüdür. 6,4 40'tan yine küçük. Ne derim o zaman? Zayıf. Bahsettiği olay bu. Bir de gençler burada bağ enerjisi dediğimiz bir şey var. Bağ enerjisi dediğimiz nedir? Bağ enerjisi bir bağın oluşumunu ya da kopması sırasında meydana gelen enerji değişimidir. Şöyle ki ya bağ kırılır ya da bağ oluşur. Ama bilmem gereken şudur.
bir bağ ne kadar sağlamsa enerjisi de o kadar fazladır. Şimdi burada mesela bir soru var. Güzel bir örnek aslında, soru da değil. Diyor ki bir tablo vermiş ve bu tabloda bazı enerjileri göstermiş. Mesela hidrojenin hidrojenle yaptığı bağdaki o enerji 436'ymış. Oksijen çift bağ yapar. Yaptığı bu enerji 498'dir. Azot çift bağ yapar. O da 946'dır. Peki bağ kırılması ve bağ oluşumu sırasında nasıl bir olay olur? Bağ kırılması enerji alandır. Yani o bağ kırılabilmesi için biraz onun dışarıdan bir destek alması lazım. İşte benim o verdiğim enerjiden dolayı o ne oluyor? Endotermik. Çünkü dışarıdan almış oluyor. Peki bunu dışarıya kendisi verirse, yani aslında bağ kırarsa, bağ oluşurken enerji aldı ama ne yapıyor? Bağ kırarken herhangi bir enerji ne yapıyor? Vermesi lazım ki kırılabilsin. İşte o enerji vermesi olayı ise egzotermiktir. Bunu unutmayalım. Bir de gençler, burada önemli bir şey var. Sıralama sorusu sık sık gelir. Şunu bilin sadece, hemen bu tabloyu şöyle yuvarlak içine alıyorum. Bu not önemlidir gençler. Bu notu dikkate alalım. Şimdi aynı tür iki atom arasında bağ sağlamlığı ve bağ uzunluğu dediği şey nedir? Bağ sağlamlığı şöyle düşünün. Elinde upuzun bir bağ var. Mesela hidrojen hidrojen arası olsun. Ben daha sonra bunu ne yapıyorum? Hatta hiç hidrojenle göstermeyelim. Güzel bir örnek olsun. Birbirleriyle 3 bağ kadar yapabilen oksijenden gösterelim. Şimdi oksijenimde şöyle bir bağ var. Ben daha sonra bu bağı kırıyorum. Bu bağı ikiye ayırdım. Daha sonra bunu tekrar kırdım ve bu bağı üçe ayırdım. Şimdi bağ uzunluğuna gelirsem eğer, bağ uzunluğu en fazla olan tek bağ olan değil midir? O zaman ben not olarak böyle bir yazalım. Bağ uzunluğu eşittir. Bir bağ, yani tekli bağ büyüktür ikili bağdan. O da büyüktür üçlü. Bağın uzunluğuna gelince tek bir ip düşünün ve sonra o ipi önce ikiye, sonra üçe bölüyorsunuz. Mantık o mantık. Peki bağ sağlamlığı dediği şey nedir? Bu da oksijenin oksijene tutunmasıdır. Tabii ki kendinizi arkadaşınıza 3 iple bağlarsanız daha sağlam bağlanmış olursunuz. Burada da tam tersi oluyor. Bağ ne kadar kısaysa ve ne kadar çoksa o kadar sağlam oluyor. Evet, üçlü bağ büyüktür ikili bağdan, o da büyüktür tek bir bağdan. Burası önemli. Bir de burada Lewis nokta gösterimi, yani nokta formülü dediğim bir formül var. Şimdi ben atomları bugüne kadar hep gösterirken işte ayırarak gösteriyordum periyodik cetveldeki yerlerini. Lewis yapısı öyle değil ama. Diğer adıyla noktalı gösterimdir. Biz herhangi bir atomun Lewis yapısını gösterirken en son değerlilik elektronuna göre alıyoruz. Nasıl? Şimdi klorun proton sayısı 17. Ben bunun periyodik cetveldeki yerini alırken 2, 8, 7 diye alıyordum, değil mi? Şöyle beyaz bir yere yazalım ki rahat gözüksün. 2, 8 ve 7. Şimdi ben değerlilik elektron sayısını alıyorum. Öncelikle sembolümü yazıyorum. Elementimin sembolünü yazıyorum. Değerlilik elektron sayısını buldum. Elementimin sembolünü yazdım. Ve değerlilik elektron sayılarına göre nokta yerleştirme yapıyorum. Nasıl? Şimdi gençler, ilk önce 4 köşeyi doldurmak zorundasınız. Nasıl? Şöyle 1, 2, 3, 4. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane.
1, 2, 3. İşte gençler, o son değerlilik elektron sayısının noktalı gösterim şekli böyledir. Hemen başka bir atom için yapalım. Mesela sodyum 11'dir. 2, 8, 1 diye ayırıyorum ya. Sodyumu gösterirken de bu şekilde gösteriyorum. Yani tek bir değerlilik elektron sayısının 1 olduğunu gösteriyorum. Aslında Lewis noktalı yapımında siz sadece değerlilik elektron sayısını biliyorsunuz. Şimdi sorularda göreceksiniz ne işimize yarayacak diye. Hemen bununla ilgili şöyle birkaç tane örnek çözelim. Yukarıda mesela bir örnek var. Diyor ki, bakalım. Şimdi mesela lityum değil mi? Ben katman dizilimini ayırdım. 2'yi 1. İkiye 1 şeklinde. Değerlilik elektron sayısı kaç oldu? 1. O zaman ben noktalı yapımını gösterirken tek bir nokta halinde gösteriyorum. Ya da berilyumu ayırdım. Proton sayısı 4'tür. Ayırırken 2'yi 2 olarak ayırıyorum. Değerlilik elektron sayısı 2 olduğu için noktalı gösterimi de bu şekilde oluyor. Aynı şekilde böyle sırasıyla gitmiş. Ta ki nereye kadar? 8'e kadar. Çünkü dikkat edin, 2 tane üstte, 2 tane altta, 2 tane sağa, 2 tane sola gelecek şekilde oluyor. Önce her bir köşesini dolduruyorum. Daha sonra ek olarak kalanı dolduruyorum. Yine tekrar söylüyoruz. 10 nokta oldu mu olmuyor, hatta 9 oldu mu olmuyor. Muhakkak ama muhakkak en son 8'de bitmiş olması lazım. Peki burada bir de şöyle bir şey var gençler. İyonların Lewis yapıları. Hocam peki atom iyon ise, yani elektron almış ise, ben bunun noktalı yapısını nasıl göstereceğim? Şimdi biz biliyoruz ki klorun, şöyle klor, proton sayısı 17 idi ve 2, 8, 7 şeklinde olur değil mi? Bunun alması gereken, yani 8 A'ya benzeyebilmesi için bir elektronu almış olması yeterlidir. Aslında iyon olarak gösterdiğimde klor eksi olur. Veya bunu neyle gösterelim? 5A grubundan bir taneyle gösterelim. Bunu da 2, 8 ve 5 yapalım. Şimdi bunun da 8A'ya benzeyebilmesi için 3 tane almış olması gerekiyor. P üzeri eksi 3 şeklinde gösteriyorum. Şimdi hemen noktalı yapılarını gösterelim. Noktalı yapısına göre 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü değerlik elektron sayısı 5 ya. Önce bir orijinalini göstereyim ve yavaş yavaş gidelim. Sonra klora geliyorum. 1, 2, 3, 4, 7. Gençler, alması gereken elektron sayısı 1 değil miydi? Evet. Şimdi ben buraya bir noktasını bırakıyorum. Çünkü bunu 8 aya tamamlamış gösteriyorum ama üzerine de bir eksisi var diyorum. Aynı şekilde buraya geliyorum. Bunları da yine tamamlıyorum. 1, 2, 3. Nokta sayısını 8'e tamamladım mı? Tamamladım. Kaç nokta ekledim? 3. Üzerine eksi 3 diye gösteriyorum. Yani 8 aya benzeyebilmesi için kaç tane alabiliyorsa eğer, ben o kadar olarak gösteriyorum üstte. Burada bir soru var. Hemen bir örnek tipine bakalım. Diyor ki, 3. periyotta yer alan X elementine ait. Bakın, hemen bilgileri yerine yazıyorum. Biliyorum ki X 3. periyotta yer alıyor. 1, 2, 3. Demek ki 3 tane çizgisi var değil mi? Hatırlayalım, çizgi sayısı periyot sayısı demektir. Lewis yapısı şekildeki gibidir. Bakıyorum, son noktası 8 tane ama 2 tane almış haliyle. Aslında değerlilik elektron sayısı kaçmış gençler? 6. Değil mi? Tamamen doldurmuş ama 2 tane aldığı halde tamamen doldurmuş. Aslında 6 değil miymiş 8 aya benzeyebilmesi için? biliyorum ki burası 6 ise bundan öncekiler tam doluymuş. X'imin proton sayısı artık kaç oldu?
16. Böyle güzel küçük bir örnek sormuşlar. Hemen bir benzeri altında var ve bakalım. İkinci periyodun beşinci elementine ait. Hemen duruyorum burada. Bir x elementi var. Ve iki tane periyodu beşinci elementine aitmiş. Aslında değerli elektron sayısı kaçmış? 5. Çünkü 5 5 A grubunda olması lazım ki 5. elementi olabilsin. Ne diyorum? O zaman burası 2 diye doludur. Aslında benim toplam x 7 olmadı mı burası? Proton sayısı aslında 7. Ama bana diyor ki Lewis yapısını gösterin. Değerlilik elektron sayısını alıyorum. Hemen. Kaç nokta bırakıyordum? Değerlilik elektron sayısı kadar. Başlıyorum. 1 önce yukarı, sonra sol, sonra aşağı, sonra sağ. 4 noktayı doldurdum. Evet, geriye açıkta kalan bir taneydi. Gençler illa yukarı yazmak zorunda değilsiniz. Rastgele herhangi bir yere de yazabilirsiniz. Yukarıdan başladım ama hemen ne yapıyorum? Bu taraftan da bir doldurma yapabiliyorum. İşte Lewis gösterim yapısı bu şekilde olur. Hemen aklımda bir soru da var. Onu da çözelim. Ondan sonra dersimizi artık bitirelim. Diyor ki 3. periyotta bulunan x elementinin Lewis yapısı şekildeki gibidir. Hemen duruyorum. Bir x elementim var ve 3. periyotta 1, 2, 3. Lewis yapısını gösterirken fark ediyorum ki ne yani şunu fark ediyorum. 3 taraf tamamen dolu, bir tanesi dolmamış. O zaman kaç tane nokta yapısı var? 7. Lewis gösterimi hatırlarsak eğer ne dedik? En son katman yani değerlilik elektron sayısıyla gösterim. En son katmanı 7 ise aslında burası 8, burası 2. X'im benim kaçmış? 17. Şimdi sorunun devamını okuyorum. Buna göre X elementinin atom numarası. Benden zaten atom numarasını istiyor. Ben proton sayısını buldum. Yani proton sayısı demek atom sayısı demekti. Cevap 17 olur. Şimdi bu bizim kimyasal türler arası etkileşimlere girmiş girişimizdi. Bir sonraki videomuzda kimyasal türler arası etkileşimde güçlü bağlar ve zayıf bağlara geçmiş olacağız. Sizler de bu konuyla alakalı yine test çözebilirsiniz başlangıç için. Şöyle bir Lewis yapısını öğrenelim. Lewis yapısı ile ilgili sorular çözün. İyon, atom, molekül neydi onları bir hatırlayıp bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.